implantınızı diş etinizi hiç kesmeden lazerle direkt yerleştirdim. Tam olması gereken yere, sinirinizden uzak ve tam kemiğin ortasına yerleştirmişiz. Yine öbür tarafınıza da dişinizi çeker çekmez gördüğünüz şekilde tam kemiğinizin uygun olduğu yere dişlerinizin tam orta seviyesine çekip anne implantınızı yerleştirdik. Onun etrafını çok güzel bir şekilde kemik dolduracak diş çekim boşluğunu ve ben de o zaman biz de bunun üzerine dişinizi takabileceğiz. Soracağınız bir soru var mı? Yok, sorun yok. Evet, olacak. Uyuşturduk, canınızı acıtmıyorum. Evet. Yaparken canınız hiç acımadı değil mi? Yok. Hiç acımadı. Evet. Uzun da sürmedi. Yaklaşık 15-20 dakika ikisinde bitirmiş olduk. Hep iyi günlerde kullandık. Teşekkür ederim. Evet, 3 boyutlu görüntülemeyle son derece net bir şekilde en azından onlar da görebiliyor her şeyi. Şimdi bakın, biz hastalarımız geldiği zaman önce bir biliyorsunuz klinik muayene yapıyoruz. O klinik muayeneyi tamamladıktan sonra bir 3 boyutlu görüntülemeyle beraber klinik görüntüyü çakıştırıyoruz. Şimdi bu çakıştırmayla bazen model alarak model üzerinde, bazen işte tecrübeyle kafada protezin bitmiş halini oluşturuyoruz. Sonra aslında benim kafamda iş bitmiş oluyor. İşte bunu hasta ağzında uygulamaya geçiriyoruz. İmplantı yerleştiriyoruz. Aslında o implantı yerleştirmek işin şekil kısmı. Esas olan başlangıçtaki doğru yönü, yöntemi bulmak, planlama. Doğru planlama doğru sonucu getiriyor. Şimdi aslında çok daha ileri noktalara gidiyor bu iş. Bundan 2-3 ay sonra sizinle burada oturup konuştuğumuz zaman işin boyutunu çok daha farklı konuşacağız. Ben bunları nasıl kafamda nasıl yani? Evet, kafamda nasıl birleştiriyorum? Artık öyle bir noktaya geldik ki 3 boyutlu görüntülemeyi, hastanın modelini, hastanın ağız dışı yüz görüntüsünü, hastanın implantı yapmadan önceki protezini yapıp o protezi implantı yapar yapmaz üzerine yerleştirmeye kadar giden bir ileri dijitalleşme dönemindeyiz. İşte bunları çakıştırıyoruz birbirine. Yani bugüne kadar kafamda yaptığımı aslında modeller üzerinde, 3 boyutlu görüntüleme üzerinde software'de yapıp hastaya işi biter bitmez protezini takacak konuma geliyoruz. Yani bunlarla ilgili çok birkaç ay sonra bunları çok daha ileri noktalara gelmiş. Oraya doğru gidiyoruz. Hocam bunları eskiden düşünebilir miydiniz? Öğrencilik döneminizde hayal edebilir miydiniz? Veya hayal ediyor muydunuz hiç? Aslında sanıyorum bir kere yine bu programda söylemiştim. 4. sınıfta üniversitede bir gün duş alırken bunları hayal etmiş. gerçekten şöyle, ya ben bir gün gelecek, evet, acaba hastalarımın dişini çeker çekmez ya da işte damak yapıyoruz. Ya tutmuyor kardeşim, damak, alt çenede damak, protez orada langurlungu tutan bir şey yok ki. Öğrenci kafasıyla bunu düşünmüştüm. Bir gün acaba hastalara tutacağım, bir diş yapacağım oraya. O zaman implant hayal bile edemiyorum. Hayal bile yoktu. Bir şeyler yerleştireceğim oraya. Ondan sonra üzerine hemen diş takacağım. İnsanlar gidip hemen yemek yiyecekler. İnanın bunu ben üniversite 4. sınıfta hayal etmiştim. Belki de bugünlere gelmenin yolu bu hayallerdir. Çünkü o hayalle beraber bununla ilgili oluşan gelişimleri pek çok meslektaşım ya bu olur mu derken ben o hedefi bilincimin arka kısmında kalan o hedefle bunları belki önemseyerek bunları daha erken aşamada, daha doğrusu pek çok kişiden daha erken aşamada hayata geçirmiş olduk. Düşünün ki ben 10 yıldır hastalarımıza dişi çeker çekmez hemen üzerine sabit diş takacak bir uygulamayı yapabilir konumdaki bir kliniği yönetiyorum. Hı hı. Bu 10 yıl önce pek çok üniversitede, pek çok meslektaşımda ya açılı implantlar olur mu? İşte üzerine hemen diş takılırsa o düşer gibi yaklaşımlar oluyordu. Tıpkı 15 yıl önce lazer sistemlerini biz konuşmaya, anlatmaya ve uygulamaya başlayıp onun seminerlerini verdiğimiz zamanda pek çok kişinin bunun hayal olarak gördüğü gibi. Evet. Şimdi de daha farklı işin gelecek noktaları var. Nasıl hızlı ilerliyor? Evet. Peki bu işin mesela 20 sene sonrasını nerede görüyorsunuz diye sorsam? Muhtemelen diş germi oluşturulmuş olacak. Onunla ilgili çalışmalar var. Var. Biliyorsunuz evet, çok içindesiniz her şeyi. Diş germi yani insanların kemiğin içerisine bir şey yerleştireceksiniz. Kendi bir hücresinden oluşturduğunuz. O büyüyüp kendi dişi olacak.
Yani gidebileceği nokta bu olacak. Yani bir nevi organını biliyorsunuz artık karaciğer yapalım diyorlar, kalp yapalım diyorlar yapay. Karaciğer kalbi yapan herhalde dişi de yapacak. Dişi de yapıyor olacak. Çok acayip şeylere doğru gidiyor olacağız yani bizim çocuklar falan eğer bunları. Eğer robotlar bizi yiyip bitirmezler. evet. Tabii öyle bir şey de var. Tabii. Bunların hazırlıkları ama başlamıştır zaten yani şu tabii, anda. Tabii başlamış çoktan, biliyorsunuz. Robotlar arası konuşma yapılıyor. Şeyde bir öyle bir çalışma var. Robotlar bir süre sonra işte İngilizce konuşurken kendi lisanlarını geliştiriyorlar ve insanların anlayamayacağı karşılıklı konuşmalar gelişiyor. Sonra onu işte bir türlü kapatıyorlar. Şimdi kim bilir hangi aşamalardalar. İşte biliyorsunuz bir kısım uzaya gitme hazırlıkları var. Biz tabii değişik şeylerle uğraşırken bunlar oluyor. Bunlar oluyor evet. Bize de acayip şeyler. Biz kendi mesleğimizde ama dünyanın geldiği son noktaları mümkün olduğu kadar ülkemizdeki insanlarımıza yaşatmaya çalışıyoruz. O açıdan içimiz müsterih.